İşletme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Saldırıların asıl amacı bizi birbirimize düşürmektir. Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaşanan terör olaylarını değerlendirdi. Bu saldırıların asıl amacı bizim muvazenemizi bozmaktır. Duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir. Bizi birbirimize düşürmektir. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Türkiye terör örgütleri üzerinden ateşle imtihan ediliyor dedi. Terör üzerinden yapılan yorumlara sert çıktı. Türkiye teröre teslim oldu demek teröristle, terör örgütleriyle aynı safta yer almaktır. Çünkü terör örgütlerinin tüm amacı birilerine işte bu sözü söyletmektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 33. defa muhtarlarla külliyede buluştu. Konuşmasının büyük bölümünü terör olaylarına ayırdı. Ortaköy saldırısı üzerinden hayat tarzı değerlendirmelerini gündeme aldı. DAEŞ'in Gaziantep'te 56 masum vatandaşımızı katlettiği canlı bomba saldırısı ile Ortaköy saldırısı arasında Allah aşkına ne fark var? Bunların hepsi de terör eylemidir. Hemen bunu yaşam biçimleri vesaire buraya kaydırmanın hiçbir anlamı yok. Hayat tarzına müdahale eleştirilerine yanıt verdi. Benim uzun sorumluluk dönemimde hayat tarzı baskısı altında kalan acaba tek kişi var mıdır diye sordu. Türkiye'de kimsenin hayat biçimi sistematik bir tehdit altında değildir. Buna asla müsaade etmeyiz. Ezan okunmasına tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa namaz kılmayana karşı zor kullanılması da aynı derecede yanlıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaleti sokakta arayanlara da seslendi. Türkiye bir hukuk devletidir. Tüm kesimleri bu konuda dikkatli olmaya, hukuka riayet etmeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dünya medyası da ilgi gösterdi. İstanbul'daki saldırı sonrasında ilk kez kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın konuşmasını Amerikan kanalı CNN International canlı yayınladı. Memur emeklisine, işverene ve engelliye müjdeler içeren torba tasarı Meclis Genel Kurulu'nda. Genel kuruldaki görüşmelerde tasarının 10 maddesi kabul edildi. Memur emeklisini, işvereni ve engellileri ilgilendiren torba tasarının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı. Tasarının öne çıkan başlıklarından ilki esnafa sicil affı. Esnafımızın bu düzenlemeden yararlanmak suretiyle hem mevcut borçlarını yeniden yapılandırmalarına imkan vermiş olacağız, hem de geçmişten kaynaklanan sicil kayıtları nedeniyle krediye erişimdeki karşılaştıkları sorunları da aşabileceklerdir. Diğer önemli başlıksa 30 yıldan fazla çalışıp da 30 hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenen memurlara ek ikramiye. Tasarıya göre 30 yılın üzerinde hizmeti olduğu halde emekli ikramiyesini 30 yıldan alan memurlara ikramiye farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu hak sahiplerinin 7500 liraya kadar olan alacaklarını 3 ay içinde verecek. Kalan tutar 1 yıl sonra ödenecek. İşverene asgari ücret desteği yeni yılda da devam edecek. Tasarıda işverenleri rahatlatacak bir başka düzenleme daha var. 2016 Aralık'la 2017 Ocak ve Şubat'ta ödenecek primler yeni yılın son 3 ayına ötelenecek, faiz de işletilmeyecek. Tasarı gelir sınırını aştığı halde haksız bakım parası alanları da ilgilendiriyor. Haksız bakım parası alanlardan ödenen miktar faiziyle geri alınıyordu. Ancak tasarıya göre gelir sınırının aşılması durumunda uygulanacak faiz oranı değişecek. Ücretin değil gelir sınırının aşıldığı ölçüde faiz uygulanacak. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. İlk günkü görüşmelerde 10 maddesi kabul edilen tasarının görüşmelerine bugün Meclis Genel Kurulu'nda devam edilecek. Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü, bazı kişiler enkaz altında kaldı. Konya'nın Akşehir ilçesinde perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme kapalı pazar yerinin 30 metre karelik bölümünde meydana geldi. O sırada pazar alanında olan bazı kişiler çatının metal parçalarıyla kar yığınının altında kaldı.
Şu ana kadar 4 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, enkaz altında bir kadının daha bulunduğu yönünde ihbar olduğunu söyledi. Arama kurtarma çalışmaları 35 kişilik bir ekiple yürütülüyor. Doğan Holding'in İstanbul Üsküdar'daki merkez binasında FETÖ soruşturması kapsamında yapılan aramayla ilgili holdingden bir açıklama geldi. Açıklamada şirketin baş hukuk müşaviri Eren Turgut Yücel ve eski yöneticilerden Yahya Üzdiye'nin gözaltına alındığı, bu kişilerin ev ve ofislerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramanın sadece adı geçen yöneticilerin ofislerinde yapıldığının, şirkette başka bir aramanın olmadığının altı çizildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 2010 KPSS soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 31 ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında şüphelilerin 2010 yılında yapılan KPSS sınavında genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri bölümlerine ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ayrıca terör örgütü FETÖ'ye himmet, para transferleri, FETÖ Tepe yönetimiyle irtibat ve Bankasya'da para hareketiyle suçlandıkları öğrenildi. ÖSYM 2017 ÖSYS kılavuzunu yayınladı. 2017 lisans yerleştirme sınavlarında açık uçlu sorular sorulacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2017 LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak. Kısa soruların cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümleyle kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar ilgili soruya yanıt vermemiş sayılacak. Her LYS oturumunda üçer açık uçlu soru sorulacak. Yani kısa cevaplı sorulardaki yanlışlar adayın net sayısını etkilemeyecek. Adaylar örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir. Trakya donuyor. Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava nedeniyle Edirne'de Tunca Nehri buz tuttu. Kuzey ülkelerini andıran görüntüler Edirne'den. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan nehir ise Trakya'ya can veren su kaynaklarından Tunca. Hava sıcaklığının -10 derece ölçüldüğü Edirne'de Tunca Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı ve o buz tabakası 3 santimetre kadar kalınlığa ulaştı. Önceki yıllarda taşkınlarla boğuşan bölgede bu kış hem kuraklık hem de dondurucu soğuk etkili oluyor. Nehir debisinin düşük olduğu noktalarda buzlanma hızlanıyor. Kırklar elinde ise deyim yerinde ise göz gözü görmüyor. Buzlanma ve yoğun sisle birlikte 25 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülerin işi zorlaştırdı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Trakya'da soğuk hava etkili olmaya devam edecek. Türkiye, Halep'teki insanlık dramına sessiz kalmıyor. Ordu ve Rize'de Halep için toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi. Ocak tüpürlerine... Şehit ailelerine. Memursen Ordu Şubesi Halepliler için 200 ton un topladı. 7 tır un Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıktı. Kamplara yerleştirilen savaş mağdurlarına bir yardım da Aybastı ilçesinden geldi. Aybastı İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği yiyecek ve giyecekten oluşan bir tır dolusu malzemeyi Halep'e gönderdi. Rize'nin Güneysu ilçesinde Halep'e bir yol açın kampanyasına miniklerden yardım eli uzandı. Ada Cami İlkokulu öğrencileri harçlıklarını Halepli kardeşlerine vermekle yetinmedi, mahallede toplanan yardımların depolanmasına da yardım etti. Gıda, elbise, her türlü ihtiyaçları buraya camimizin altına vatandaşlarımız getirmektedir. Biz de tasnifleyip, ayrıştırıp kolluyoruz. Hükümetten milyonlarca çalışan anneye müjde.
doğum sonrası annelerin iş hayatına devam etmesi için toruna bakan anneanne ve babaannelere teşvik verilecek. Çok güzel bir uygulama bu. Çünkü benim de annem toruna bakıyor. Onun için çok güzel olacak. Hükümet çalışan annenin imdadına yetişti. Doğum sonrası torununa bakacak anneanne veya babaanneye çocuk bakım teşviki verecek. Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu verdi. Çocuğun veya anneannenin evinde güvencede, daha huzurlu ortamda anneanneye veya babaanneye verilecek destekle daha sağlıklı ortamlar olabilir değerlendirilmesi yapılıyor. Hükümetin yeni projesi sayesinde hem torunlarına bakan anneanne ve babaanneler para kazanacak, hem de çalışan annelerin göz arkada kalmayacak. Çok güzel valla. O anneanneye de şey olur, yani bir güvence olur, hoşuna gider. Tekrar torunlarına bir şey alır o parayla, değil mi? Aa, her gün bakma. Hükümet de teşvik verecek. Ay yok, istemem. İhtiyacım yok yani. Olsa belki hani ihtiyacı olanlar için olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Anneanne ve babaanne projesini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Biz ilk önce emzirme çağı ve 3 yaşına kadar olan dönemi bakıyoruz. Ha, bu yarı zamanlı işten kopmasın. Yani neticede bir yarı zamanlı destek veriyor muyuz? Anne o zaman tam zamanlı çalışsın. Biz yarı zamanlının diyoruz ki bu katkıyı annene verelim. Projenin fikir sahibi İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası. Amaç, çalışan annelerin doğum sonrası iş hayatından kopmasını engellemek. Proje önce 3 pilot ilde başlayacak. 1000 aile seçilecek, 6 ay süreyle izlenecek. Peki hem anneanne hem babaanne çocuğa bakmak isterse? Anne kimi seçerse olur herhalde. Ona da girmeyiz artık. Yani bir aile kavgasına da girmiyor. Bodrum'da sevimli Golden çetesinin reisi hastaneye kaldırıldı. Sahipsiz kalan 12 Golden cinsi köpeğe yine Bodrumlu hayvanseverler kapılarını açtı. Golden çetesi villasında 50 köpekle birlikte yaşayan emekli doktora emanet edildi. Bodrum'da sokağa terk edilen Golden cinsi köpekleri sahiplendi. Tüm dünya sahiplendiği köpeklerini Golden çetesi olarak tanıdı. Bu sevimli çeteyi kuran Şenol Özbakan kısa süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir kez daha sahipsiz kalan çete üyelerine yine Bodrumlu hayvanseverler kucak açtı. İnşallah iyi olacak diye dua ediyoruz. Ama emaneti köpekleri şu anda Aylin ablaya teslim etmek için hazırlık yapıyoruz. Golden çetesi villasında 50 köpeğiyle birlikte yaşayan emekli anestezi uzmanı Doktor Aylin Yıldız Şıvarza emanet edildi. Emanet, onlar bana emanet. Tek amacım Bodrum'un sembolü olan Golden çetesini iyi bir şekilde muhafaza etmek. Sevimli çete üyeleri kısa sürede yeni yuvalarına uyum sağladı. Çeteler, çeteler. Arkadaşım, benim çok sevdiğim Yeşim aradı. Abla, Şenol Bey hastalandı, ne yapacak? Yeşim çok üzgün. Tamam Yeşim, ben müştemilatı boşalttırıyorum. Burada kalsınlar. Şenol Bey'den iyi haber inşallah alırız. Hayvanseverler Golden çetesini bir araya getiren Şenol Özbakan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve sevimli çetesinin başına dönmesini diliyor. Bravo Şenol Bey, gerçekten hepsi besili, bakımlı. Tek tek çok güzel uğraşmış bunlarla. Allah'ım ona bunların yüzü yürümesine acil şifalar versin. Bu haberle birlikte sizlere veda edeceğiz. Satır başını da noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.